Bildiğiniz gibi bazı videolarımda belli fiilleri işliyorum ve bu fiillerle yapılan phrasal verb'leri işliyorum. Bu videoda da run fiilini ve daha sonra da run fiiliyle yapılan phrasal verb'leri işleyeceğim. Videonun sonunda sözlü var. Hazır olun, iyi dinleyin. Düzensiz bir fiil olan run fiili run, ran ve run diye çekilir. Bu videoda size run fiilinin 20 tane kullanımından söz edeceğim. Örnekler vereceğim. Birinci anlamı hepinizin bildiği gibi koşmak. You'll have to run if you want to catch the bus. Otobüsü yakalamak istiyorsan koşman gerekecek. I ran to the door and opened it. Kapıya koşup açtım ya da bir koşu gittim kapıyı açtım da diyebilirsiniz. Run'ın ikinci kullanımı işletmek, çalıştırmak, yürütmek anlamına geliyor. Örnekler verelim. Mesela she runs a small hotel in the south dediğimizde güneyde küçük bir otel işletiyor anlamına gelir. He ran Trump's election campaign. Trump'ın seçim kampanyasını yürüttü. The bus company runs a regular airport shuttle service. Otobüs firması düzenli havalimanı servisi işletiyor. The shelter is run by volunteers. Barınak gönüllüler tarafından işletiliyor. Run'ın üçüncü kullanımı motor, araba motoru veya makine gibi şeyler için çalışmak veya çalıştırmak anlamına gelir. The car engine is running. Arabanın motoru çalışıyor. I ran the dishwasher even though it wasn't full. Dolu olmamasına rağmen bulaşık makinesini çalıştırdım. My car runs on petrol. Arabam benzinle çalışıyor veya arabam benzinli. The software will run on any PC. Yazılım her bilgisayarda çalışır. Keep clear of the machines while they are running. Makineler çalışırken onlardan uzak durun. Dördüncü anlam kan, gözyaşı veya nehir için akmak anlamına gelir. Tears were running down her face. Gözyaşları yüzünden aşağıya doğru akıyordu, süzülüyordu. Blood was running from a wound in his leg. Bacağındaki bir yaradan kan akıyordu. In addition to Egypt, the Nile runs through 10 other African countries. Nil Nehri Mısır dışında 10 Afrika ülkesinin içinden akar. Beşinci anlamı, film, dizi gibi kelimelerle devam etmek, oynamak veya sürmek anlamına gelir. The serial has been running for 3 years. Dizi 3 yıldır oynuyor. The film runs for 2 hours. Film 2 saat sürüyor. Altıncı anlamda otobüs, tren gibi taşıt araçları için çalışmak anlamına geliyor. The train only runs at weekends. Tren sadece hafta sonları çalışır. A bus runs 3 times a day into town. Şehir merkezine günde 3 kere otobüs var. Yedinci anlamda birini arabayla bir yere bırakmak anlamına geliyor. Jack offered to run me into town. Jack, beni arabasıyla şehir merkezine bırakmayı teklif etti. Can you run me home, please? Beni arabanla eve bırakır mısın lütfen? Sekizinci anlamda enflasyon için seyretmek. Inflation is running at 10%. Enflasyon %10'da seyrediyor.
Dokuzuncu anlamda yol patika için gitmek. The path was running through the middle of the forest. Patika ormanın yarısına kadar gidiyor. Onuncu anlamda sıra dağlar için uzanmak anlamı var. A mountain range runs parallel to the eastern border. Sıra dağ doğu sınırına paralel olarak uzanıyor. 11. anlamda ürperme, korku için hissetmek, gelmek anlamı var. A chill ran through me. Bana bir ürperme geldi veya içim ürperdi. A shiver of fear ran through his body. Korkudan bütün vücudu titredi. 12. anlamda aklından geçmek. The thought that he might be lying ran through my mind. Yalan söylüyor olabileceği aklımdan geçti. 13. anlamda seçime girmek veya adaylığını koymak. He announced his intention to run for president. Başkan adayı olma niyetini açıkladı. 14. anlamda boya, mürekkep, makyaj için akmak. Crying made her mascara run. Ağlayınca maskarası aktı. Don't cry or your makeup will run. Ağlama, yoksa makyajın akacak. 15. anlamda yasa dışı yollarla getirmek, sokmak, kaçakçılık yapmak anlamında. Some groups are running guns into the country. Bazı gruplar ülkeye silah sokuyor. Tabii ki yasa dışı yollarla. 16. anlamda musluk çeşme için akmak anlamı var. The hot tap is running cold. Musluğun sıcak tarafı soğuk akıyor. Sıcak tarafından soğuk su geliyor. I turned the tap on and ran some cold water on the burn. Musluğu açıp yanığın üstüne biraz soğuk su akıttım. 18. anlam burun için akmak anlamına geliyor. My nose has been running for a week because of hay fever. Saman nezlesi yüzünden burnum bir haftadır akıyor. 19. anlamda çorap için kaçmak. Your tights have run. Çorabın kaçmış. Ve son anlam, 20. anlamda yayımlamak. All the newspapers ran stories about the disease. Bütün gazeteler hastalıkla ilgili hikayeler yayımladılar. Evet, run fiilinin anlamları, en önemli anlamları bu kadar. Şimdi gelelim run ile yapılan en önemli phrasal verb'lere. İlk phrasal verb'imiz run across. Rastlamak veya tesadüfen bulmak anlamında. I ran across my former boss in the street this morning. Bu sabah caddede eski patronuma rastladım. I ran across an excellent book on Africa. Tesadüfen Afrika ile ilgili harika bir kitap buldum. Run after. Peşinden koşmak. All the girls are running after my handsome nephew. Bütün kızlar yakışıklı yeğenimin peşinden koşuyor. Run around, birileriyle takılmak. Bunlar daha çok olumsuz anlamda. Peter was sorry he had wasted his youth running around with criminal types. Peter, gençliğini suçlu tiplerle takılarak harcadığı için üzülüyordu. Run away, kaçmak, tüymek, sıvışmak.
the student has the habit of running away from school. Öğrencinin okuldan kaçma alışkanlığı var. Run away with. Çalmak, aşırmak, yürütmek. Somebody ran away with the jewels while we were out. Biz dışarıdayken biri mücevherleri yürüttü. Run for. Adaylığını koymak, seçim yarışına girmek. Who will run for president next year? Önümüzdeki sene başkanlığa adaylığını kim koyacak? Run into. İki tane anlam var daha çok. Birinci anlam çarpmak, toslamak anlamında. I ran into the gate and hurt my knee. Bahçe kapısına çarptım ve dizimi incittim. İkinci anlamı rastlamak. I ran into my boss at the supermarket. Markette patronuma rastladım. Run off with. Çalmak, aşırmak, yürütmek, bir şeyle kaçmak. The maid ran off with all the money. Hizmetçi bütün parayla kaçtı. Run out. Bitmek, tükenmek. We have run out of coffee. Kahvemiz bitti. They had to return home when their money ran out. Paraları tükenince eve dönmek zorunda kaldılar. Run over. Bir araçla ezmek, çiğnemek. He was run over by a truck in front of his house. Evinin önünde bir kamyon tarafından ezildi, çiğnendi. Run through. Gözden geçirmek. I've just run through the names on the list. Listedeki isimleri şimdi gözden geçirdim. Run up against. Sorun, zorluk, rekabet vesaire ile karşılaşmak. The company ran up against strong competition. Şirket güçlü bir rekabetle karşılaştı. Evet, şimdi geldik sözlü bölümüne. Bu run'la ilgili söylediğim phrasal verb'lerle ilgili size 10 tane cümle soracağım. Bunları sözlü olarak yüksek sesle söylemeye çalışın. 1. Rob bugüne kadar rastladığım en komik kişidir. Rob is the funniest person I've ever run across veya run into. 2. Muhasebeci kasadaki parayla kaçtı. The accountant ran away veya ran off with the money in the safe. 3. Alfred uzun zamandır güzel kızın peşinden koşuyor. Alfred has been running after the pretty girl. 4. Vali olmak için son seçimde adaylığını koydu. He ran for governor at the last election. 5. Geçen sene kavşakta iki çocuk ezildi. Last year, two children were run over at the crossroads. 6. Param bitince arkadaşımdan borç para aldım. I borrowed money from my friend when my money ran out. 7. Birçok çocuk evden kaçmak istiyor.
Many children want to run away from home. 8. Başımı cam kapıya çarptım. 9. I ran my head into the glass door. 10. İmzalamadan önce bu sözleşmeyi gözden geçirmem gerekiyor. I have to run through this contract before signing it. Ve 10. ve sonuncu soru. Yöneticiler iki büyük sorunla karşılaştılar. The directors ran up against two big problems. Evet, bu videoda run fiilini önce inceledik. 20 tane anlamı olduğunu gördük. Daha sonra run ile yapılan phrasal verb'leri gördük. Sonunda da bir sözlü sınav yaptık. İnşallah bu video sizin için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.